Büyük Plan kanalından herkese merhaba. Kuzey Afrika ülkesi, savunmasını güçlendirmek için Türkiye'ye yöneldi. TUSAŞ ile yapılan anlaşmada son evreye geçildiği belirtiliyor. Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız hava araçları, diğer ülkelerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kuzey Afrika'da FAS'tan sonra Cezayir'de İHA'lar için harekete geçti. Cezayir'den 10 Anka S kararı. Cezayir'in, aylarca süren müzakereler döneminde mevcut tüm Türk İHA ve SİHA'larını incelediği belirtildi. Bu süreç sonunda TUSAŞ tarafından üretilen 10 adet Anka S İHA satın alınmasına karar verildiği kaydedildi. Son aşamaya gelindi. Middle East'e internet sitesinin aktardığına göre, anlaşma, geçen hafta tamamlandı ve önümüzdeki haftalarda resmi olarak onaylanması bekleniyor. Kuzey Afrika çöllerinde kullanışlı, haberde, ANKAS, orta irtifa, uzun süre dayanıklı ve 30 saat kesintisiz uçabiliyor. Uydu bağlantısı sayesinde diğer seçeneklere göre çok daha geniş bir alanı kapsayabilir. Bu da binlerce kilometrelik çölü olan Kuzey Afrika gibi yerlerde kullanışlı olduğu anlamına geliyor denildi. Haberi beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Büyük Plan ailesi olarak herkese mutlu günler dileriz.